Şimdi bizler hizmetin gelmediği günleri unuttuk. O çamurlu yolları unuttuk, o çukurları unuttuk. Hamdolsun iyi ki unuttuk. Şimdi ben geçen gün, 2 gün bir ziyaret için yurt dışına çıktım. Dönüşte dediler ki, uçağa binmen için test yaptırman gerekiyor dediler. Şimdi biz normal testimiz oluyoruz değil mi, para vermeden? Ama burada tabii ki muhalefet dediğimiz bu kişiler maalesef yalan da söyleyecekler, iftira da atacaklar, hakaret de edecekler. Öyle bir noktaya geldiler ki sabah akşam düşmanlık ettikleri ve insan hakları suçu işledikleri, nefret suçu işledikleri Suriyelilere karşı bunlar ne yapıyorlardı? Sabah akşam nefret suçu işliyorlardı, değil mi? Ama dün öyle bir çirkinliğe imza attılar ki, dün bunların bir il başkanı o Akdeniz'de, Ege'de boğulan aylan bebeğin resmini kendi yalanına alet etti. Artık nefretleri, öfkeleri öyle bir noktaya gelmiş durumda ki gözleri maalesef nefretten kör olmuş. O yüzden bakın değerli kardeşlerim, AK Partililer, AK Parti'de siyaset yapan, bu milletin sorumluluğunu, derdini, tasasını üstlenmiş olan kardeşlerim, şunu unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi imkan bulduğu anda Türkiye'yi 1940'lara götürür. 1940'larda yapmak istediği ve yaptığı her şeyi bugün tekrardan yapar bunlar. Dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grup başkan vekili utanmadan, sıkılmadan kalktı dedi ki Recep Tayyip Erdoğan'ın sonu Menderes gibi olabilir. Efendi, biz oraları çoktan geçtik. Biz 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Sizin eğer etrafınızda böyle şeyler düşünenler varsa hotre meydan.